psikosomatik hastalık kişiye göre değişiyor. Mesela cilt reaksiyonu, ürtüker olması, kurdeş olması psikosomatik hastalık. Tiroid hastalığı psikosomatik hastalık, gastrit psikosomatik hastalık, bağırsak hastalıkları, psikosomatik hastalıklar, yani çeşitli safra hastalıklarından tutun da mide bağırsak hastalıkları. Hatta yani şu anda son yıllarda bazı araştırmalar gut-brain relationship deniyor, koneksiyon denilen beyinle bağırsakların bağlantısı üzerinde duruluyor. Yani beyin bağırsakları etkiliyor, bağırsaklar beyni etkiliyor. Karşılıklı bir etkileşme var. Bağırsakların ürettiği bazı faydalı mikropların bağırsaklara azalması sonucu bağırsaklar bazı antikorlar üretiyor. Bu antikorlar beyne gidiyor, beyni olumsuz etkiliyor, depresyon sebebi oluyor tarzındaki görüşler var. Bunlar artık daha önce çok bilimsel kanıt yoktu. Bilimsel olarak daha çok kanıtlanabilir oldu. Yani beyin vücudumuzu, vücudumuz beyni etkiliyor. Yani eskilerden şöyle bir söz vardır, sağlam vücut sağlam kafada bulunur diye. Aslında sağlam kafa da sağlam vücutta bulunur. İkisi birbirini tamamlıyor. Bunu bilmekte fayda var.